Neon1 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size elektro gitar alırken nelere dikkat etmeniz gerekir, onlardan bahsedeceğim. Kimilerine göre elektro gitar, kimilerine göre elektrik gitar dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen tarz rock müzik oluyor. Çünkü bizi en çok heyecanlandıran o oluyor ilk başlarda. Fakat aslında gitar birçok müzik tarzını çalabileceğimiz bir enstrüman. Çok geniş bir yelpazeye sahip. Ama başlangıç aşamasında gitar seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Onlardan biraz bahsedecek olursam. Gitarın rahatlığı bizim için önemli. Fakat gitarın görsel olarak da beğenmemiz gerekmekte. Yani bizi çalmaya motive edecek olan bir özelliklerden bir tanesi de görseli. O yüzden hani hoşunuza giden bir gitarı tercih etmenizde fayda var. Gördüğünüz üzere genelde 6 tellidir elektrik gitarlar. Çoğu gitarda olduğu gibi. Kimilerinde bazılarında 7 tel, bazılarında 8 tel bile olan gitarlar karşımıza çıkabilir. Gitarlarda bizim için en önemli faktörlerden birisi gitar seçerken üzerindeki manyetikler. Şu anda elimde tutmuş olduğum gitarda örneğin single coil denen manyetikler var. Yani tek tip şeklinde dizilmişler. Arkamda gördüğünüz diğer gitarlarda görmüş olduğunuz gibi iki manyetik yan yana dizilmiş gibi bir düzen var. Bunları da humbucker deniyor. Şimdi single coil manyetikler genel olarak daha düşük çıkış gücüne sahip. Dolayısıyla bu bizim daha berrak, daha temiz tonlar elde etmemizi sağlıyor. Humbucker'lılar ise genelde daha güçlü. Dolayısıyla rock tipi işte ya da metal tipi ya da daha böyle şişkin, daha fat denilen tonlarda cazda bizim işimize çok yarayacak. Ama clean tonlarda, parlak tonlar tercih ettiğimizde single coil'ler bizim işimizi daha iyi, bize daha güzel cevap verir. Bu manyetikler aynı zamanda pasif ve aktif olarak da ikiye ayrılabiliyor. Örneğin elimde olmuş olan gitarda herhangi bir pil yuvası göremiyoruz burada. Dolayısıyla bunlar pasif manyetikler. Aktif manyetiklerde ise sinyal gücünü daha fazla arttırmak için piller kullanılabiliyor. Gitar şekillerinden bahsedecek olursam, örneğin elimde olan gitar biraz strat tipine benziyor. Strat modeli diyebiliriz buna. Genelde bunlarda 3 tane single bulunur. Bazen burada humbucker manyetik de kullanılabilir. Bazı gitarlar, örneğin arkamda gördüğünüz Les Paul modeli bir gitar. Kimi gitarlarda V şekillerinde farklı tasarımlar da görebiliriz. Kimileri tamamen içinde delikler bulunan hollow body gitarlar da mevcuttur. Bunlar çalacağımız tarzlara göre değişiklik gösterebiliyor. Gerek görsel olarak gerek ses açısından farklılıkları bulunuyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Neon1 YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Neon1.com budur.